Türkiye'ye bir politikacı olarak geldi. Veya politik çalışmaların bir dayanağı olarak geldi. Daha felsefesi doğru dürüst anlaşılmadan, bilim yapma tarzı, düşünme tarzı doğru dürüst anlaşılmadan ona dayanaraktan politika yapmaya çalıştı insanlar. Bu yanlış da değildi, kötü de değildi. Herkes yapabileceğini yapmaya çalışıyordu. Fakat Marx'ı bir filozof olarak keşfetmek gerekiyor. Her şeyden önce bir filozof olarak bir keşfetmek gerekiyor. Zaten doktora çalışması felsefe üzerine, antik çağ felsefesi üzerine, Demokritos'un ve Epikuros'un doğa felsefeleri arasındaki fark. Ta en temelden başlayan birisi ve tabii ki bunu yaparken de akademisyen olmak için yapıyor bunu. Yani doktora çalışmanızı akademisyen olmak istiyorsanız oldukça iyi bir yerden seçmeniz gerekiyor. O da en temelden seçiyor. Yani antik çağda Epikuros üzerine, Demokritos üzerine doktora yapmak demek, Latince'yi çok iyi bilmek demek, Roma dünyasını çok iyi bilmek demek, antik Yunan dünyasını çok iyi bilmek demek, antik Yunanca'yı çok iyi bilmek demektir. Bunların hepsini tabii ki doktora çalışmasının başlığını seçerken bunları da beraber göstermek istiyor. O zamanlar Marx'ın zamanında Marx'la tanışmış olan filologlar, yani eski çağ dil uzmanları, dil bilimcileri, Marx'la bu konuda yaptıkları sohbetleri falan anlatanlar var, anılarını yazmış olanlar var. Ben filologdum ama Marx bana filoloji öğretiyordu dediler. Mesela böyle şeyler yazan insanlar var. Bu bakımdan Marx'ı her şeyden önce büyük bir filozof olarak keşfetmek gerekiyor. Yani Marx'ın bize öğretmiş olduğu veya öğretmek istediği öğretiden nasıl bir politika çıkar? Ve bu politika neden çıkar? Ve bu politika tek tip midir örneği? Yani tek bir eyleme tarzını mı, politikada tek bir eyleme tarzını mı gerekçelendiriyor bu kuram? Yoksa Marx'ın felsefesinden, biliminden çıkan politika anlayışı, yaşam ne kadar zenginse o kadar eylem türünü öngörebilen bir öğretimi. Tek tip olursa herkes birbirine benzer, herkes birbirinin aynısını yapar. Oysa toplum zengindir. Yani eylemleri bakımından, kültürü bakımından, sanatı bakımından, bilimi bakımından, her şeyle insanların istekleri, arzuları bakımından, yani bir toplumda ne kadar birey varsa o toplum o kadar farklı insanlar içerir ve bir öğreti eğer gerçek anlamda politik bir öğreti olacaksa her bir insanın eylemine farklı eyleme tarzına zengin bir zemin oluşturabilmesi gerekir. Zengin bir temel sunabilmesi gerekir. Dolayısıyla bir toplumsal yaşam ne kadar zenginse o kadar çok aslında düşünme ve eyleme tarzının olması gerekir. Politika deyince bunu anlamak gerekiyor ve Marx'ı bir önce filozof, bilimci, bir insanlık tarihçisi olarak, kültür tarihçisi olarak kavrayıp ortaya koymuş olduğu külliyattan politik çıkarmalar yapmaya gittiğimizde böyle bir sonuç çıkıyor. Ama Türkiye'de biraz dediğim gibi tersinden oldu. Daha çok bir takım şeylerle geldi Türkiye'ye. Marx böyle hazırlanmış cümleler. Bizim toplumumuz aforizmayı çok seviyor. Özellikle de böyle sloganlaşmış şeyleri çok seviyoruz. Marx şunu söyledi, Nietzsche bunu söyledi filan hemen başlıyoruz. Anlamını bile bazen bilmeden, idrak etmeden o kalıp sözleri tekrarlıyoruz. Marx'ı Türkiye'ye getirdi. Marx'ı Türkiye'de kitleselleştirdi de hatta. Ama Marx'ın tabii ki öğretisinin ne yazık ki yüzeysel kavranmasına da sebep oldu. Yani derinliğine herkes biliyordu Marx'ta bir felsefi altyapının olduğunu, çok geniş bir tarih anlayışının olduğunu, büyük bir bilimci olduğunu. Yani Das Kapital'i yazarken bir yerde tıkanıyor, diyor ki önce matematik öğrenmem gerekir. Bütün bilgisini o dönemin
matematiksel bilgisinin seviyesine çıkardıktan sonra Das Kapital'i yazmaya devam ediyor. Yani böyle çalışıyor. Bir yerde tıkanıyor, diyor ki ya bu konuda benim işte Rusya köylülerini incelemem gerekiyor. Ve 50 yaşında, yani benden benim yaşlarda diyelim o zamanlar, Rusça öğrenmeye başlıyor. Kaynakları orijinalden okuyabilmek için. Böyle bilimsel çalışan bir insan. Dolayısıyla o hazır kalıplarla geldiği için Marx birazcık Türkiye'de oldukça yüzeysel ve çok çabuk politize edilen bir Marx olarak kavrandı. Ve sıkça da aslında yanlış yerlere götürdü bizi. Yani en azından eylem zenginliği sunacağına yorumlar ne yaptı? Tek tipleştirdi eylemlerimizi vesaire. Tabii ki ondan sonra da insanlar, eylemler tek tipleştiği için insanlar kendilerini cendere'de hissettiler ve birazcık ne yaptılar? Marx'tan ve Marksist hareketten uzaklaşmaya başladılar. Bu da doğal şey. Şimdi bundan dolayı kanaatimce Marx'ı felsefi kaynaklarıyla, felsefi temelleriyle, felsefi düşünceleriyle ve bilimsel arka planıyla vesaire okumak gerekir, anlamak gerekir. O derinliği ve çeşitliliği kavradığımız zaman ondan çıkan politik eylem türlerinin de ne kadar zengin olabileceğini, yani ne kadar yaşamın kendisi toplumda ne kadar zenginse, örneğin o kadar farklı protesto biçimlerinin de olabileceğini ne yapabiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Şimdi bugünkü konuşmamı arkadaşlar ben üç kavram üzerine oturtacağım. Bir eleştiri kavramı, iki özgürlük kavramı, üç ütopya kavramı. Eleştiri kavramı üzerine oturtmamın nedeni, bakın Marx'ın yazdığı, geride bıraktığı tüm eserlerin başlığında bir yerlerde veya muhakkak ilk cümlelerinde bir yerlerde eleştiri kavramı vardır. Dolayısıyla ve Marx'ın da aslında bir filozof olarak, bir bilimci olarak tüm çalışmalarına anlam kazandıran kavramdır eleştiri. Bu bakımdan eleştiri kavramının hem Marx'ın tüm çalışmalarına nasıl yön verdiğini ve Marx tarafından da eleştiri kavramının nasıl değiştirildiğini, dönüştürüldüğünü, ona yeni bir içeriği nasıl kazandırıldığını anlatmak istiyorum. Sonra özgürlük kavramına, bu perspektifle Marx'ın özgürlük kavramına katmış olduğu yeniliğin ne olduğunu, Marx'tan önce ve Marx'tan sonra özgürlüğün nasıl kavranması gerektiğini dikkat çekeceğim. Sonra son olarak da genellikle Marx'ın ve Engels'in de ütopyacıları eleştirdiğini biliyorsunuz. Yani Ütopik Sosyalizm, Bilimsel Sosyalizm kitabından dolayı eleştirdiğini biliyorsunuz. Bu genellikle şöyle algılandı. Marx ütopyadan vazgeçti. Yani o Ütopik Sosyalizmleri eleştirmekle sanki Marx ütopyayı ortadan kaldırdı gibi bir şey, sonuca ulaşıldı çok çabuk bir şekilde. Ben Marx'ın eleştirisinin aslında ütopyayı ortadan kaldırmadığını, nasıl ki özgürlük kavramına yeni bir içerik kazandırdığı gibi, eleştiri kavramına yeni bir içerik kazandırdığı gibi, eşitlik kavramına yeni bir içerik kazandırdığı gibi, ütopya kavramına da yeni bir içerik kazandırdığını göstermeye çalışacağım size arkadaşlar. Dolayısıyla Marx anti-ütopyacı birisi değil, kendi dönemine kadar oluşmuş olan ütopya düşüncesinin de bir eleştirisini yaparaktan ütopya denilen şeyi veya ütopyacı bakış açısını da bilimselleştirmeye çalışmış olan bir bilimci, bir filozof olarak size anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bayağı istekli geldim. Umarım sabrınız bana yardımcı olur.
İsterseniz bir Marx tartışmalarında karşımıza çıkan bir kavramla veya bir ayrımla başlayalım. Birkaç zamandan beri ve belli bir süreden beri gözlüyorum bu kavramın kendisini ben. Kavram Batı Marksizmi kavramı. Bu kavramı ben hem İngiltere'den biliyorum, hem Almanya'dan biliyorum. Amerika'da da bu konuda bir takım şeylerin olduğunu biliyorum. Kitaplar var, yazılar yazıldı vesaire. Ve son zamanlarda özellikle Marx'ın 200. doğum yıl dönümünden sonra Marx birazcık Türkiye'de kamuoyunda da yeniden algılanır ve tartışılır olmaya başladı. Bir takım etkinliklerde, Marx üzerine yapılan etkinliklerden dolayı yeniden görünür oldu ve tabii ki akademiyada da dikkat çekmeye başladı. Farklı üniversitelerde yeniden Marx üzerine düşünmeye hazır insanlar, felsefe bölümlerinden, sosyoloji bölümlerinden insanlar yeniden Marx üzerine düşünmek gerektiğini, özellikle 2008 krizinden sonra dünyada bir yeniden bir Marx'a mı dönsek acaba gibisinden bir eğilim belirdi. Dolayısıyla bundan dolayı bu Batı Marksizmi kavramıyla Türkiye'de bir şeyler adı konmamış, bir şeyler yapıldığı, yapılmak istendiği kanaatinde olduğum için bu kavrama birazcık açıklık getirerekten müsaade ederseniz başlamak istiyorum. Şimdi klasik modern teorilere baktığınız zaman şöyle bir ayrım yapılır. Genellikle Batı'dan bahsedildiği zaman bununla kastedilen genellikle Avrupa ülkeleridir. Batı'dan bahsedildiği zaman onların Batı deyince uygarız, üstünüz, daha demokratız, daha kültürlüyüz gibi bir algı yaratılır. Özellikle bu 19. yüzyılın ortalarından itibaren belgeleriyle kanıtlanabilecek şekilde böyle Batı'nın Doğu üzerinde emperyalist hakimiyeti için böyle kavramlar falan da yaratıldığını biliyoruz bilinçli bir şekilde. Ve tabii ki bunun karşısında sanki Doğu barbar, Doğulu olmak barbar olmaya bir yerde denk geliyor. Hatta yani Doğu despotizmi denilen bir şey var. Sanki Batı hükümetleri despot, eğer despotluk şeyi varsa, despot değil de sadece Doğu hükümetleri veya devletleri despotmuş gibi bir, hatta bazen Türkler, yani Osmanlı'dan bahsederken Türk despotizmi, barbarlığından filan da bahsedildiğini biliyoruz. Dolayısıyla Batı Marksizmi ile aslında kastedilen şu, Batı'da gelişmiş olan, artık Amerika özellikle İngiltere'de diyelim, gelişmiş olan Marksizm yorumu uygardır. Doğu'da olan Marksizm yorumu varsa barbardır. Bundan dolayı genellikle işte biz Batı Marksizmine angajeyiz, Batı Marksizmini daha çok takip ediyoruz derken aslında birazcık burada Doğu'yu takip edenler de var. Biz onlardan daha üstünüz, daha uygarız, daha uysalız gibisinden bir izlenim yaratılmaya çalışılıyor. Bu yanlış arkadaşlar. Gerçekten de bu çok ilginç ve araştırılması ve incelenmesi gereken bir şey. Ben de tam olarak nereden kaynaklandığını bilmiyorum ama şöyle bir olay var. Mesela Kant da bir filozof, Aristoteles de bir filozof, Platon da bir filozof. Bunlar mesela öğretilerle bir ülkenin içerisine girdikleri zaman, bir kültürün içerisinde, mesela diyelim ki ne Platon. Platon üzerine çalışıyor insanlar. Bir sürü akademik çalışmalar yapıyorlar, kitaplar yazıyorlar, makaleler yazıyorlar. Ama o Platon araştırması olarak kalıyor. Akademik çalışma olarak kalıyor demek istiyorum. Değersiz ve anlamsız değil. Çok değerli ve çok anlamlı. Veya mesela diyelim ki şimdi modernleri alalım. Kant diyelim mesela veya Hegel diyelim, fark etmez.
Bunlardan birisi de mesela diyelim ki ne Kant Alman. Türkiye'de diyelim ki ne bir inceleme araştırma konusu yapıldığı zaman yine akademik kalıyor. Bir sürü kitap yazılıyor, bir sürü makale yazılıyor, bir sürü dersler veriliyor, konferanslar veriliyor. Ama o genellikle akademik kalıyor. Yani Kant'ın felsefesi şu, Kant'ın felsefesi bu, Kant'ın öğretisi şu gibisinden bir takım tartışmalar seviyesinde kalıyor. İnsanlar biliyorlar, öğreniyorlar Kant'ın ne düşündüklerini. Fakat Marx'ın gerçekten de öğretisinin nereden kaynaklandığını bilmiyorum ama yaptığı bir şey hiçbir öğreti yapamıyor. Marx gittiği ülkede, içine girdiği kültürel halkada kendisi Alman da olsa, Yahudi kökenli de olsa, bilmiyorum artık neyse işte, ortaya koymuş olduğu öğreti o kültürel halkanın içkin bir öğesine dönüşüyor. Yani birdenbire bir bakıyorsunuz, günlük insanlar bile yapıyorlar bunu. Marx'ı konuşurken, Marx'ı tartışırken, aa bu bizim Şeyh Bedrettin'e benziyor diyor mesela. Orada bir bakıyorsunuz, Marx'ın bir düşünmesinde Yunus Emre'den bir şeyler buluyor mesela. Ne bileyim işte İbni Haldun'dan bir şeyler buluyorlar. Yani Marx'ın öğretisi artık o kendi özelliği tam olarak neyse gerçekten bilmiyorum ama böyle içkin bir şeye dönüşüyor. Her bir kültürün gittiği kültürün içerisinde örneğin Çin'e gittiyse bir bakıyorsunuz Çinliler onda kendi kültürel gelenekleriyle, entelektüel gelenekleri ne yapıyorlar? Yoğuruyorlar. Marx sanki Çinli birisi oluyor. İran'a gittiği zaman Persler aynı şeyi yapıyorlar. Yunanlar aynı şeyi yapıyorlar. Ruslar aynı şeyi yapıyorlar. Fransızlar aynı şeyi yapıyorlar. Yani gerçekten Marx onlardan birisi oluyor. Hiçbir öğreti bunu yapamıyor. Dolayısıyla Marx'ın doğulusu batılısı yoktur. Marx her yerli oluyor. Her bir kültürün kendisine has öğretisine göre şekil alıyor, bir biçime bürünüyor. Diyelim ki Türkiye'nin entelektüel bir tarihi var, bir bilim tarihi var, bir kültür tarihi var, bir uygarlık tarihi var, bir siyaset tarihi var, her neyse bir toplum tarihi var. Marx sanki bütün bu toplum tarihinin içerisinde beraber büyümüş gibi algılanıyor ve insanlar onu o şekilde yorumluyorlar. Her bir kültür, her bir uygarlık, her bir ulus, her bir halk kendi Marx'ını yaratıyor. Marx'ın öğretisinin böyle bir özelliği var. Dediğim gibi bu nereden kaynaklanıyor tam olarak anlayabilmiş değilim. Ama pratikte karşılaştığımız şey bu. İtalyanların kendi Marx'ları var yani. Bizim de kendi Marx'ımız var aslında. Bu konuda Türkiye'de böyle birazcık Cumhuriyet'in kurulmasından çok önce başlayan ama Cumhuriyet'in kurulmasından sonra da devam eden bir Marx yorumlama tarihi var. Ona baktığınız zaman mesela aklıma Hikmet Kıvılcımlı geliyor. Mesela Marx'ı tartıştırdığı yerde mesela İslam kültürüyle ilişkilendiriyor. İslam'ın kültürünün bir takım öğeleriyle ilişkilendiriyor. Benzerlikleri, farkları şey yapıyor. Yani toplumun kendi kültürel, entelektüel gelenekleriyle yoğuraraktan anlatmaya çalışıyor. Marx bunu talep ediyor zaten. Beni anlatacaksan kendi toplumuna, kendi uygarlığına, beni kendi kültürüne yoğurmalısın diyor. Yoksa beni anlayamazsınız. Bu bakımdan Doğu-Batı Marksizmi diye bir şey yok. Bu bir mitos, bu bir efsane. Uydurulmuş bir kavram ama Marx ne kadar uygarlık varsa dünyada, ne kadar birbirinden farklı halklar varsa her bir halkın kendi Marx'ı var diyelim. Böyle bir şey yani onun öğretisinin muhtemelen evrenselliğinden sadece teorik değil aynı zamanda pratik olmasından vesaire kaynaklanıyor olabilir. Şimdi eleştiri kavramına gelmek istiyorum. Marx'ın Das Kapital'in alt başlığında Türkçe'ye çevrildiğinde sadece Das Kapital yazıyor. Onun için bunun orijinal demesine altında politik ekonominin eleştirisi yazdığını bilmiyoruz biz. Birazcık öyle bir baskıda öyle bir noksanlık var. Sadece Das Kapital yazıyor başlıkta. Oysa şeyde orijinalde altında da politik ekonominin veya ekonomi politiğin fark etmez eleştirisi.
Bakın eleştiri kavramı orada çıkıyor ama Marx'ın gerçekten de bilimci olarak, bir filozof olarak bütün entelektüel hayatı eleştiri kavramının etrafında örülü. Bunu adım adım ben size anlatmak istiyorum. Şeyde. Şimdi eleştiri, bunu tabii ki kritik, Fransızlara borçluyuz biz. 17. yüzyılda Fransızlardan kazanılan bir kavram. Yani modern toplumlara eleştiri kavramı, kritik kavramını Fransızlar kazandırıyor. Fransızlar kimden kazandırıyor? Antiklerden kazandırıyorlar. Onlar Kriyen kavramı, antik Yunanca bir kavram ve aslında farklılaştırma, ayrıştırma anlamına gelen bir kavram. Onu Fransızlar bir eleştirme sanatı veya bir yargı oluşturma sanatı anlamında antik Yunanlılardan öğreniyorlar, üstleniyorlar ve modern uygar toplumlarına kazandırıyor. Bizdeki eleştiri kavramı o kritik kavramının Türkçeleştirilmiş şeyidir. Ayrıştırma, farklılaştırma anlamına geliyor veya istiyorsanız yargı oluşturma sanatı. Bir konuda yargı oluşturmanın bir sanatı anlamına geliyor. Yani bir şey iyi midir, kötü müdür, güzel midir, çirkin midir, yanlış mıdır, doğru mudur gibi yargılarda bulunmak için kritik yapmış olmak gerekiyor. Yani o kritik denilen şeyin, o sanatın kendisine bizzat başvuraraktan yargı oluşturmak gerekiyor ki ondan sonra bilmiyorum, örneğin şu iyidir, bu kötüdür diyebilirim. Bir tabloya baktığınız zaman veya bir şiir okuduğunuz zaman bu iyi şiirmiş diyebilmek için o konuda, yani şiir konusunda ve o özel olarak da okuduğunuz şiir konusunda bir yargı oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla yargı kavramı her şeyden önce bir, pardon, eleştiri kavramı her şeyden önce bir yargı oluşturma sanatı anlamına geliyor. O zaman Marx aslında Das Kapital'in alt başlığında ekonomi politiğin eleştirisi veya politik ekonominin eleştirisi diyorsa şunu söylemek istiyor. Ben kapitalizmi inceledim, araştırdım ve bu konuda tüm yeteneklerimi kullanaraktan, felsefenin, bilimlerin, tarihin bana sunmuş olduğu tüm olanaklardan yararlanaraktan bu konuda bir yargı oluşturdum. Ve bunu ben size sunuyorum burada. O eleştiri demek aslında bu anlama geliyor. Yani sermaye hakkındaki yargım budur diyor. Modern çağın belirleyici kavramı sermaye. Her şey onun etrafında dönüyor. Çünkü her şey onun etrafında örgütlenmiş durumda. Hatta da sermaye kavramını kullanmadan önce 1844 el yazmalarını belki duymuşsunuzdur. Orada mesela genel olarak paradan bahsediyor. Sermayeden değil ama paradan bahsediyor. Ve kullandığı şöyle bir cümle var. Modern toplumun tanrısı paradır. Yani modern toplumun tanrısı paradır derken, yani modern toplumda sanki modern toplumun güneşi, çekim merkezi paradır ve her şey onun etrafında dönüyor anlamında. Daha sonra o bilimsel sermaye kavramı daha sonra oluşan, gelişen, gelen bir kavram. Yani ama oradan görüyorsunuz. Dolayısıyla Das Kapital sermaye üzerine bir yargı bildirimidir. Veya kapitalist toplum üzerine bir yargı bildirimidir. Yani eleştirinin sanatına, eleştiri denilen sanata başvurulmuş, o konuda bir yargı oluşturulmuş ve bu yargı eserde ortaya konulmuş ve insanlığa sunuluyor anlamına geliyor aslında. Şimdi neden eleştiri diye soracaksınız. Neden buldu Marx bunu? Marx bunu şuradan buluyor arkadaşlar. Her şeyden önce modern felsefenin temelinde yatan eleştiri kavramıdır. Hatta belki de felsefenin temelinde eleştiri kavramı yatar diyebilirsiniz. Ama modern felsefenin temelinde eleştiri kavramının yattığı çok çok kesin.
Ve biliyorsunuz modern felsefenin doğum belgesinde Descartes'in bir sözü yazılıyor. Yazılı. Nedir o? Düşünüyorum o halde verim. Hı? Biliyorsunuz bizim rahmetli İlhan Selçuk'un öyle bir köşesi vardı. Düşünüyorum o halde varım aslında şüpheyle düşünüyorum anlamında kullanıyor Descartes onu. Yani bir şeyi gözden geçirmek üzere düşünüyorum. Doğruluğunu yanlışlığını tartmak üzere düşünüyorum anlamına geliyor. Ondan dolayı yani eleştirel düşünüyorum. Eleştirel düşünebildiğim oranda doğruyu yanlışı, gerçeği yanlışı, iyiyi kötüyü ayırt edebiliyorum. Bunu yapabildiğim oranda yani bu ayrımları yapma kapasitesine sahip olabildiğim oranda da varım. Çünkü eğer iyiyi kötüyü ayırt edemiyorsanız hayatınızda bir adım atmanız mümkün değildir. En azından bilerek atmanız mümkün değil. Sıkça o zaman kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz. Eğer iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı ayırt edemiyorsanız. Bu bakımdan Descartes düşünüyorum o halde varım diyor. Oradan isterseniz Descartes'ten büyük bir adımla şeye geleyim. Ben Kant'a geleyim Alman felsefesinde. Kant'ın da yazdığı üç büyük eser var. Saf aklın eleştirisi, yani ne olduklarını bilmeniz gerekmiyor ama başlıklara bakın. Saf aklın eleştirisi, pratik aklın eleştirisi, yargı gücünün eleştirisi. Bakın üçünde de ne var? Eleştiri kavramı var. Dolayısıyla Marx felsefeyi Almanya'da öğrenmiş birisi ve büyük Alman felsefesinin geleneğini sürdüren birisi. Dolayısıyla felsefenin, Alman felsefesinin başlatmış olduğu, Kant'la birlikte başlatmış olduğu eleştiri sanatını da devam ettiren birisi. Ama eleştiri sanatını devam ettirmek, basit bir şekilde öykünmek anlamına tabii ki nedir? Gelmiyor. Bizzat siz kendiniz de ne yapmak zorundasınız? Onu değiştirerekten, dönüştürerekten yeniden ona bir içerik kazandırmak zorundasınız. Şimdi Marx'ın ta başından itibaren entelektüel yaşamına eleştiri kavramının yön verdiğini nereden biliyoruz veya nasıl biliyoruz arkadaşlar? İlk Marx çok erken bir dönemde, yani 1818'de doğdu biliyorsunuz. 1835 yılında hukuk ve kamu yönetimini okumak üzere Bonn'a giden birisi, Bonn'da okuyan birisi. Bir yıl sonra ama Berlin'e geçiyor. Çünkü orada hukuk öğreniminin yanında, kamu yönetiminin öğreniminin yanında bir de ne yapmak istiyor? Felsefe okumak istiyor. Orada şeyde Berlin'de 1836 yılından itibaren o halde orada, ama mesela aldığı derslere bakın siz. Coğrafya dersleri alıyor mesela. Matematik dersleri alıyor. Kamu yönetimi dersleri alıyor. Felsefe dersleri alıyor. Yani sadece dar anlamda bir hukuk öğretimi yapmıyor. Bayağı bir üniversiteyi öğreniyor aslında. Yani üniversite denilen kurumun sunmuş olduğu tüm bilgiyi edinmeye çalışıyor. Bütün bir dünyayı kavramaya çalışan birisi olarak şey yapıyor. Ve 1936 yılında Berlin'e geçiyor. 5 yıl sonra da çok ilginç bir şekilde, kimse belki de böyle bir şey yapamamıştı şimdiye kadar, iki şeyi birden yapıyor. Hem lisansını bitiriyor, lisansını bitirir bitirmez de doktorasını bitiriyor. Yani lisans diplomasını alıyor, iki hafta sonra da gidiyor başka bir üniversitede doktora tezini sunuyor oraya da ve tabii ki üniversitede de kabul görüyor. Ama akademisyen olarak kabul edilmiyor çünkü Berlin'de yapılan bu akademik tartışmalarda filan öne çıkmış olan birisi ve eleştirel düşünüldüğü biliniyor, alınmıyor. Yani muhafazakar çevreler tarafından dışlanıyor. Bunun üzerine biliyorsunuz arkadaşlar, Köln'de o Rhein gazetesinin çıkarılması, sonra yeni Rhein gazetesinin çıkarılması, orada bir yıl boyunca gazetecilik yapıyor.
gazetecilik yaptığı zaman da ne yapıyor dersiniz? Yani gazeteci olmak ne demek? Veya bir gazetenin redaktörü olmak, yani yönetici redaktörü olmak ne demektir? Her şeyden önce politika eleştirisi yapmak demektir. Makaleler yazıyor. Makaleler de yazıyor. Gazetenin evet, sahibine ters düşüyor zaman zaman. Evet, evet. Yani politika eleştirisi yapıyor. Doğal olarak politika eleştirisini yaparken neyi kullanıyor arkadaşlar? Almış olduğu hukuk bilgisini ve felsefeyi kullanıyor. Bakın, felsefeyi ve hukuku kullanaraktan, almış olduğu hukuk eğitimini kullanaraktan siyaseti eleştiriyor. Daha sonra işte 1843 yılında Paris'e gidiyor. Gazeteler kapandıktan sonra önce Berlin'den gazetenin başına özel bir sansürcü gönderiyorlar. Bir memur, sansürcü memur özellikle gazeteyi, Rhein gazetesini kontrol etmek üzere gönderiliyor. Bakıyorlar ki o bir sansürcü yetmiyor. Marx bayağı bir kurnaz birisi. Yani adamın altından giriyor, üstünden çıkıyor, söylemek istediğini yine söylüyor. Berlin hükümeti çok rahatsız bundan. Diyorlar ki gazete çıkmadan önce ikinci bir şey olması gerekiyor. Çift dikiş sağlam olur anlamında. Gazete yayınlanmadan önce diyelim ki savcılığa, yarınki çıkacak gazetemiz budur diye nüshayı önce savcılığa göstermeleri gerekiyor. Ondan sonra savcılık evet, evet yayınlayabilirsiniz veya şunları çıkarın, bunları çıkarın diye deyip yayınlayabilirsiniz dediği zaman yayınlayabiliyorlar. Ama o da yetmiyor. Marx yine onların da altından giriyor, üstünden çıkıyor, yine söylemek istediğini söylüyor. Sonunda gazeteyi kapatıyorlar. O zamanlar yazmış olduğu arkadaşına bir mektup var. Bu cambazlıklar beni çok yordu. Çünkü gerçekten cambazlık yapıyor. Ben artık söylemek istediğimi daha açık bir şekilde söylemek istiyorum. Çünkü diplomatik yollarla söylemek veya üstü kapalı ima etmek, her neyse o bütün yollar, işte dolaylı söyleme yolları, şu an insanlığın içinde bulunmuş olduğu durumda başvurulabilecek yöntem değil. Ve bana göre değil. Evet. Hayır, yöntem değil. Bana göre diyor çünkü kullanıyor kendisi, ama belirli bir zaman gelir ki insanlığın içinde bulunmuş olduğu durum çok acil olur. Siz sözünüzü çok açık, çok kısa ve çok net bir şekilde mesaj olarak insanlığa sunmak zorundasınız. Yani çok diplomatik yoldan söylediğiniz zaman bazen bir sözün ne anlama geldiğini 2-3 yıl sonra idrak edersiniz. Oysa insanlığın çok acilen eyleme geçmesi gerekiyor, kendisini kurtarması için diye düşünüyor. Bundan dolayı ben artık bu cambazlıkları yapmayacağım diyor, eleştirimi yazmam gerekiyor diyor ve onu da gerçekten de yapıyor. Şimdi 1844 el yazmaları ondan bize ne diyelim daha önce kalan makalelerinden sonra aslında en kapsamlı çalışması, ilk en kapsamlı çalışması 1844 el yazmalardır arkadaşlar. Bakın, 1844 el yazmaları bir ekonomi eleştirisidir aslında. Modern insanın ekonomik durumunun eleştirisidir el yazmaları ve merkezde ne kavramı var? Emek kavramı var. Emeğin eleştirilmesi, hangi tür emeğin? Yabancılaşmış olan emeğin, yani insanı kendi kendisine insan olarak yabancılaştıran emeğin, yabancılaşmış emeğin, ona o bazen ne diyelim baskı emeğinin, baskıyla yapılan işin eleştirilmesi. Yani insanların gönül rızasıyla değil de baskıyla yapmak zorunda oldukları işin eleştirisi. Bakın, hemen eleştiri kavramı burada karşımıza çıktı. Yani insan yaptığı işle kendisi arasında bir özdeşlik oluşturmalı ki, bir gönüllülük ilişkisi kurmalı ki insan yaptığı işi zevkle yapabilsin. Yani o yapmış olduğu iş onun
hayatına bir içerik, bir anlam kazandırsın. İnsan işe giderken sanki mezbahaya gidiyormuş gibi değil de yani ne diyelim, yolunmak üzere giden bir tavukmuş gibi değil de koşa koşa, seve seve gitsin anlamında yabancılaşmış emeğin eleştirisini yazıyor. Ve tabii ki burada kullandığı yabancılaşmış emeğin eleştirisini yaparken neyi kullanıyor? Bakın arkadaşlar, felsefeyi kullanıyor. Gazetecilik yaparken felsefeyi kullanıyordu, hukuku kullanıyordu. Şimdi felsefeyi kullanıyor. Yani 1844, daha 26 yaşında bir genç aslında. 26 yaşında bir genç ama bildiği kadarıyla, öğrendiği kadarıyla, ki çok iyi biliyor felsefeyi falan, felsefeyi kullanıyor. Ama daha sonra bizzat kendisinin hocası diyelim, felsefesini üstlenmiş olduğu Hegel de benzer bir şey yapıyor. Felsefenin sorunlarına Hegel, kendisine öğretilen felsefenin sorunlarına çözüm bulmak için ekonomi politik okuyor Hegel. Felsefenin sorunlarının içerisinden çıkamıyor. Felsefeyi tek başına bırakırsak felsefenin çözemediği sorunlar var. Özellikle de felsefenin pratik hayatta ilişkilenmesi söz konusu olduğu zaman tek başına çözemiyor bunu. Neye başvurması gerekiyor? Örneğin pratik bilimlere başvurması gerekiyor. Politikaya başvurması gerekiyor. Ekonomiye başvurması gerekiyor. Estetiğe başvurması gerekiyor. Ahlaka başvurması gerekiyor. Ve kendisinin felsefesini öğrenmiş olduğu Hegel, ekonomi politiğe başvuraraktan felsefenin sorunlarını çözmeye çalışıyor 1793'te. Şimdi 1844'te, yani aşağı yukarı 50 yıl sonra hocasının gittiği yoldan şimdi Marx gidiyor. Kendi döneminin felsefesini eleştirmek için ekonomi politiğe başvuruyor. Yani nedir ekonomi? İnsanlar neden üretiyorlar? Üretmekle ne yapıyorlar? Neden üretmekle neyi amaçlıyorlar? Örneğin üretmek zengin olmak için mi? Kâr etmek için mi? Yoksa üretmek ihtiyaç gidermek için mi? Mesela. Ve üretmek ne demek? Yani ürettiğimiz zaman ne yapıyoruz biz? Doğayla ilişkileniyoruz. Doğayı değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz. İnsanın doğayla ilişkilenmesi, doğayı değiştirmesi, dönüştürmesi ne anlama geliyor? Neden diğer canlılar örneğin bizim gibi bir bina yapmıyor, kültür yaratmıyor, kent kurmuyor, köy kurmuyor? Onlar da doğayla ilişkileniyorlar ama onlar bizim yaptıklarımızı yapmıyorlar. Biz neden yapabiliyoruz bunu ve bunu yapabilmenin koşulları nelerdir? Bütün bunların üzerine, felsefenin sorunları üzerine düşünmek için bunları bilmek gerekiyor. Dolayısıyla bunları öğrenmek için ekonomi politik okuyor. Ve bunlardan hareketle felsefenin yapısını eleştiriyor. Ve ünlü sözünü biliyorsunuz. O Feuerbach tezlerinde 11. tezi biliyorsunuz. Ne anlama geldiği bilinmese de herkes şeyi biliyor. Filozoflar şimdiye kadar dünyayı farklı yorumladı. Mesele onu değiştirmek. Bu yapmış olduğu araştırmaların sonunda ulaşmış olduğu sonuç bu. Ve bunu söylüyor tabii ki. Ama bunu genellikle bizim bildiğimiz anlamda söylemiyor. Şimdiye kadar olan filozoflar sadece düşündüler. Şimdi ben geldim, pratik yapacağım anlamında söylemiyor bunu. Aristoteles'ten kadar pratik düşünen kimse yok. Büyük İskender onun öğrencisi. Yani politikacı. Politikacı yetiştirdi. Dolayısıyla Hegel büyük bir politikacı. Berlin'de felsefe dersleri verirken devletin neresine gitseniz bir yerlerden ruhu çıkıyor karşınıza. Yani o bakan Hegel'le ilişkili, bu memur Hegel'le ilişkili, Hegel'le uğraşıyorlar filan. Yani filozoflar çok pratikler aslında bu bakımdan. Yani Marx'ın sözü filozoflar pratik değildi anlamına gelmiyor. Onun çok özel bir anlamı var. O da şu: filozoflar felsefeyi düşündüler, dünyayı felsefi olarak kurguladılar, dünyayı felsefi olarak eleştirdiler ama bu dünyayı değiştirecek olan gücün ne olduğunu söyleyemediler.
Mesela Kant'ta ne var? Akıl eleştirisi var. Akıl üzerine özne akıldır orada. Hegel'de ne var? Mesela Geist kavramı var. Yani tin diyoruz biz ona. Mesela tin üzerinden olan bir eleştiri. Tin ne? Ruh. Ruh özne olur mu? Özne demek cap canlı insan demek. Yani eyleyen insan demek. Ruh eyler mi tek başına? Dolayısıyla Marx aslında bununla şunu söylüyor. Şimdiye kadar filozoflar dünyayı felsefi olarak düşündüler, dünyayı felsefi olarak eleştirdiler ama değişimin öznesini gösteremediler. Ve bu değişimin öznesini ben göstereceğim. Fakat bunu gösterme kabiliyeti, bende olan gösterme kabiliyeti benim üstün insan olmamdan falan kaynaklanmıyor. Ancak 1848'den sonra, yani 1800'ün ortalarından sonra bu öznenin, insanlığı kurtaracak olan öznenin ne ve kim olduğu söylenebilirdi. Yani bir Aristoteles değişimin öznesi şudur diyemezdi diyor. Veya Hegel söyleyemezdi bunu. Hegel tinden başka bir şey söyleyemezdi. Çünkü değiştiren özne yoktur o zaman. Değiştirebilecek tarih sahnesine çıkmış olan ve ben dünyayı değiştirmeye adayım diyen kimse yok ortada. Paramparça toplum. Dolayısıyla modern çağda bu ortaya çıkıyor. Bundan dolayı Marx bunu söyleyebiliyor ve bundan dolayı Marx, filozoflar şimdiye kadar dünyayı farklı biçimlerde yorumladılar. Mesele onu değiştirmektir diyor. Bakın Marx'ın söylediğinden felsefeyi ihmal edebiliriz, kuramdan vazgeçebiliriz sonucu çıkmıyor. Tam da felsefeyi, felsefenin eleştirisini pratik hayata dönüştürecek. Felsefenin eleştirisiyle pratik hayatın kendisini değiştirecek, pratik hayatın kendisini bilimselleştirecek, felsefileştirecek gücü biliyoruz artık diyorlar. İşçi hayranlığı filandan kaynaklanmıyor bu. Veya aman işçiler mağdurdur, sömürülüyordur. Ondan sonra aman onlara acıyalım, onun için işçi demiyor Marx. İşçi demesinin tek nedeni bu dünyayı değiştirici gücün ekonomik olarak onlarda belirmiş olması. Evet, onlarda belirmiş olması. Onlar konumları gereği dünyayı değiştirmekten başka bir şey yapamazlar. Ya da hep o şekilde kalırlar. Ama yaşamları gereği, hayatları gereği o şekilde kalamıyorlar da. İstemeseler de ekonomik durumlarından dolayı, istemeseler de dünyayı değiştirmek zorundalar. Yani işçinin dünyayı değiştirmesi bir tercih değil. Bir arzu, bir istek değil. Onun için bir zorunluluk. İnsan onuruna yaraşır bir hayat yaşayabilmesi için İşçinin dünyayı değiştirmesi nesnel bir zorunluluk. Evet, bundan dolayı Marx işçiye işaret ediyor. Ve işçi modern çağın bir ürünü. Dolayısıyla ben yeni bir şey söylüyorum derken bu yeni tarihsel olarak yeni bir durumun oluşmuş olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Hocam, şimdi Marx tarihin, toplumun ve doğanın işleyişini de ortaya koyuyor. Koyarken, geleceğim ona. Tabii koyarken de şeyi de söylüyor. İşte altyapı, üst yapıyı belirler. Yani evet. Geleceğim ona, geleceğim ona. Müsaade ederseniz. Şimdi Marx el yazmalarından sonra mesela 1845 yılında Türkçe'ye de çevrildi bu Kutsal Aile başlığı altında bir kitap yazıyor. 1845'te bakın 1844 el yazmaları, sonra 1845 Kutsal Aile. Kutsal Aile şimdi diyeceksiniz nedir, ne üzerine? Ben size söyleyeyim. Kutsal Aile aslında tam da eleştirmenin eleştirisi. Yani şöyle diyelim, felsefede o zamana kadar yer etmiş olan eleştirme anlayışının, eleştirme kuramının eleştirmesi. Yani onun söylediği bir cümleyle söyleyeyim ben size. Eleştirdiği kişilere
Onlar da eleştiriyorlar, modern toplumu eleştiriyorlar ve onlara şunu söylüyor. Siz eleştiriyorsunuz, eleştirdiğiniz eşya, her neyse diyelim ki ne, kapitalizm, eleştirdiğiniz eşya yerinde kalıyor, siz gidiyorsunuz diyor. Eleştirdiğiniz eşya yerinde kalıyor, siz gidiyorsunuz. Yani sizin eleştirinizle siz kendi kendinizi hareket ettiriyorsunuz. Oysa eleştirinin eşyanın kendisini hareket ettirmesi gerekir. Bakın, dünyayı değiştirmek anlamında, yani öyle bir eleştireceksiniz ki, yani öyle bir eleştiri sanatı geliştireceksiniz ki, eleştirmekle siz bizzat eşyanın kendini, yani Das Kapital'le birlikte ben aslında kapitalizmi eleştirirken kapitalizmin kendisini kendi sonuna doğru hareket ettiriyorum diyor Marx. Arkadaşlar, yani fark ettiğiniz gibi yepyeni bir eleştiri anlayışı. Öyle bir eleştirmelisiniz ki eşyanın kendisi, bakın eleştiri bir sözdür, bir kavramdır, bir kuramdır. Ama hakikatin kendisini hareket ettirecek diyor. Bakın, söz gerçekliğin kendisini hareket ettirecek. Şimdiye kadar olan filozoflar bunu yapamadılar diyor. Dolayısıyla benim önce yeni bir eleştiri teorisi geliştirmem gerekir ki eleştiri bizzat hakikatin kendisini ne yapsın? Hareket ettirebilsin. İşte Kutsal Aile dediğimiz metin, Kutsal Aile diye, Heilige Familie, yani Almanca'da da olan bir şey, başlıkta da olan şey tam da bu. Marx'ın Proudhon'a yönelik Felsefenin Sefaleti adlı eseri yine bununla ilgili. Aynen Proudhon'a bunu söylüyor. Sen ekonomik politiğin eleştirisini yapıyorsun. Eleştirdiğin nesne, yani kapitalizm yerinde duruyor. Sen onu bırakıp gidiyorsun. Oysa senin eleştirinle birlikte onun ileriye doğru gitmesi gerekiyor. Yani kendi sonuna doğru gitmesi gerekiyor. Kendi kendisini yok edecek sonuna doğru gitmesi gerekiyor. Benim eleştirim o zaman öyle bir yapılmalı ki kapitalizmin içerisinden onun kendi zıttını çıkarabilsin. Bakın, eleştiriyle kocaman bir dünyanın hareket ettirilmesi söz konusu. Sanıyorum bu anlaşıldı arkadaşlar. Bununla aslında Uğur hocamın da işaret ettiği konulara geliyoruz. Şimdi bakıyoruz, Marx'da var bir sürü makaleler, yazılar vesaire var. Ama ilkesel olarak 1848'den sonra bir şey yazmıyor aslında. Fazla bir şey yazmıyor. Yani küçük makaleler falan onlar var ama kitap anlamında bir şey yazmıyor. Ve 1857 yılında işte o Grundrisse olarak çevrilen Türkçe'ye onunla çıkıyor karşımıza. Şimdi şey var, Türkiye'de, Türkçe'ye de çevrildi. Marx ile Marx'ın ötesine. Antonio Negri'nin, İtalyan anarşist felsefecinin, şimdi ona dayanaraktan, Antonio Negri 1857'de yayınlanan Grundrisse'ye dayanaraktan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama Marx'ın ilk kapsamlı eseri Grundrisse. Fakat Marx Grundrisse'yi ortaya koyduğunda gerçekten de Grundrisse, yani aslında bir çerçeve materyal toplaması, çerçeve metin ve şunu söylüyor, eserinin ortaya çıkan, çok kısa bir sürede yazıyor çünkü bir devrim dalgası geliyor diyor, benim buna Grundrisse ile müdahale etmem gerekir diyor ve çok 2-3 ay içerisinde yazıp çıkarttığı bir metin bu. Ama bütün birikimi onun için kullanıyor tabii ki. Ama metin ortaya çıktığında, bugün biz hani kavram dizini diyoruz ya, kavram dizini, bu kitapların arkasında olan şey, kitabın kendisinin yazmış olduğu kitabın arkasına kendisi kavram dizini oluşturmaya çalışıyor. Şundan dolayı diyor ki, Grundrisse de benim düşüncelerim hala karman çorman. Çünkü ham materyal o. Her ne kadar epey iyi olsa da ham materyal ve tabii ki devam ediyor. Başarısız olduğunu görüyor. Yani malzemeyi ortaya çıkardı ama malzemenin kendisi eşyayı hareket ettiremiyor. Ve eşyanın kendisini ne yapamıyor?
hareket ettiremiyor. O zaman eleştiriye yeniden deniyor ve 1859'da daha sonra kendisinin de sürekli gönderme yapmaktan çekinmediği eseri ortaya çıkıyor. Ekonomi politiğin eleştirisine katkı. Ona Das Kapital'de de gönderme yapıyor mesela. Dolayısıyla ilk başarılı eleştiri denemesi odur arkadaşlar. Sonra da biliyorsunuz 8 yıl sonra da zaten Das Kapital'in birinci cildi yayınlanıyor. Ve bütün bunların hepsi ekonomi politiğin eleştirisi arkadaşlar. Daha önce ne demiştim ben size? Felsefenin eleştirisini yapmıştı. Felsefenin eleştirisini yaparken ekonomi politiğe başvuruyor. Ekonomi politiğin eleştirisini yaparken felsefeye başvuruyor. Felsefeye başvurduğunda ekonomi politiğin içerisine ne siniyor? Felsefe siniyor. Peki felsefeyi eleştirirken ekonomi politiğe başvurduğunda felsefenin içine ne siniyor? Ekonomi politik siniyor. Dolayısıyla büyük bir bilimler sentezi çıkarmaya çalışıyor. Her bir alanda estetik üzerine yazdığı zaman bütün bir üniversiteyi oraya yerleştirmeye çalışıyor. Ekonomi politiğin eleştirisi demek aslında orada edebiyat eleştirisi var. Sanat eleştirisi var. Uygarlık eleştirisi var. Kültür eleştirisi var. Siyaset eleştirisi var. Modern insan eleştirisi var. Hepsi var aslında. Ama ne açısından? Ekonomi açısından yapıyor bunu. Felsefe açısından yaptığı zaman da yine aynı şeyi ne yapıyor? Orada yoğunlaştırıyor. Yani felsefe burada, ekonomi orada, ne bileyim işte sosyoloji orada değil. Hepsini bütünlüklü olarak bir yerde topluyor. Zaten üniversite demek bu demek. Bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi bütün bu eleştirilerin amacı ne arkadaşlar? Yani siyasetin eleştirisi, hukukun eleştirisi, ekonominin eleştirisi, felsefenin eleştirisi, bilimin eleştirisi, bizzat eleştirinin kendisinin eleştirisi. Bütün bunların hepsini niye yapıyor biliyor musunuz? Öncelikli olarak bir şeyden dolayı. İnsanın doğada veya dünyadaki özgürlüğünü temellendirmek için. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Biz şimdiye kadar doğa söz konusu olduğunda veya insanın doğayla ilişkisi söz konusu olduğunda hep şu ikilem arasında kaldık. Bu tarihsel olarak kanıtlanabilir bir şey. Ya biz bir bütün olarak olduğumuz gibi doğaya adapte olduk. Teoriler bunu söylüyor. Doğaya göre diyor mesela. Doğaya göre davranırsan doğru davranırsın diyor. Veya tersi, doğa özgürlüğümüzün önünde engeldir. Çünkü doğa zorunluluklar alanıdır. Doğa özgürlüğümüzün önünde engeldir. Bu ikilem arasında diyor, insanlık hep gitti geldi. Oysa pekala şu gösterilebilir. İnsan doğa dolayımıyla ama yeniden insana dönerekten insan özgür olabilir. Doğayı edinmeli ama doğada kaldığı zaman insan olarak özgürleşemez. Doğayı edinip kendisine dönmeli. Yeniden insan olmalı yani. Doğayı sahiplenen bir yerden doğal bir varlık olarak yeniden kendisine dönebildiği oranda. Mesela bununla kastedilen birazcık böyle aşırı kuramsal gibi geliyor ama mesela şöyle diyelim, şu masanın yapılması. Bu masayı bize doğa sunmuyor. Bunu biz yapıyoruz. Ne yaptık biz masayı yapmak için? Doğayı değiştirdik, dönüştürdük. Onda bulduğumuz ne varsa her şeyi bu hale getirdik. Ama biz masa olmadık. Sonunda masayı hangi amaçla yaptık biz? İnsanın belirli bir gereksinimini gidermek için. İşte orada insan tam da doğayı kazanıp kendi gereksinimini giderebildiği yerde yeniden insanlaşıyor. Doğanın içerisinden geçip kendisine gelme durumu. Dolayısıyla doğa bizim özgürlüğümüzün önünde o zaman engel değil. Doğa tam da bizim özgürlüğümüzü mümkün kılan yer. Yani bakın üretimi gelişkin olan toplumlar zengin toplumlardır. Zengin toplumlarda insanların daha fazla boş zamanı vardır.
ilkesel olarak. Yoksul toplumlarda mesela bizim bir köyü düşünün. Mesela ben öyle bir köyde geçti çocukluğum. Köyde tiyatro yoktu. Sinema yoktu. Bir arkadaşımızı hatırlıyorum. Ben kente gidip gelmişti. Sinemaya gidip gelmişti. Eline el fenerini aldı. Bize çocuklar sinema böyle bir şey dedi. Bize böyle şeyi fenere, sahneye, duvara yansıttı. Valla böyle ışık oynuyor dedi. Yani sinemayı, bizim sinemayla karşılaşmamız bu şekilde. Tiyatro yoktu. Okulumuz çok yoksuldu. Okulumuzun kütüphanesinde iki kitap vardı. Topu topu yani. Ama ondan sonra mesela bir Almanya'ya gittiğimizde baktık ki zengin toplumun kültürü de zengin oluyor. Yani ve insanlar okuyorlar, boş zamanları var, daha var. Yani benim dedem, hatırlıyorum, sabahleyin işe giderdi. Güneş daha doğmadan giderdi. Akşam karardığı zaman dönerdi. Yatardı, kalkardı, giderdi. Yine gelirdi. Yani ömrü böyle geçerdi adamcağızın. Şimdi öbürüne bakıyorsunuz. Saatler konmuş. Şu saatte çalışıyor, işini şu saatte bitiriyor. Evine geliyor, dinleniyor, duşunu alıyor, bilmem ne yapıyor, okuyor. Varsa toplantısına gidiyor, yoksa sinemasına gidiyor, varsa tiyatrosuna gidiyor. Yani başka bir hayat düzenlenmiş. Dolayısıyla bu işte doğayı kazanmada gelinen seviyeyle ilgili. Marx bize bunu göstermeye çalışıyor. Doğayı doğaya işkence etmeden, doğaya şiddet uygulamadan, değiştirmek, dönüştürmek demek, örneğin kömürü kazanmak demek veya demiri kazanmak demek, illa da şiddet uygulamak anlamına geliyor. Şiddet uygulamak yok etmek anlamına geliyor. Şu an insanlığın gelmiş olduğu düzeyde doğa tahrip ediliyor. Yani doğaya karşı şiddet uygulanıyor. Buna gerek yoktur. Uyumlu. İnsan doğayla uyumlu yaşayabilir. Doğa dolayısıyla özgürlüğünü temellendirebilir. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Nasıl olacak bu? Yabancılaşmış emek ortadan kaldırılabildiği oranda. Yani insanı köle değil, insanı insan yapan çalışma tarzı bulunabilirse. O işte ünlü emek sermaye çelişkisi diye ifade edilen formülün içerisinde saklı aslında. Dolayısıyla insan pekala doğayla uyumlu yaşayabilir. Doğa insanın özgürlüğünün önünde engel değil. Eğer doğayla ilişkisini doğru bir emek teorisi üzerine kurabilirse, doğru bir emek kavramından hareketle kendisini doğayla doğru bir şekilde ilişkilendirirse, doğa insanın özgürlüğünün engel değil, tam tersine doğa onun özgürlüğünü mümkün kılabilir. Yani merkezde olan kavram arkadaşlar emek kavramı, yabancılaşmış emek kavramı, daha sonra bazen işte sömürü falan biliyorsunuz kavramlarını bu bağlamlarda kullanıyor. Şimdi sanıyorum özgürlük meselesi de az çok Marx'ta var olan şekliyle anlaşıldı. Son bir kavram, ütopya kavramına tekrar dönmeme müsaade edin ve bu da eleştiri kavramıyla ilgili aslında. O da şu anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi ütopya tarihine baktığımız zaman ne var? İki ütopya türü var. Bunlardan bir tanesi Platon'un ütopyası. Devlet diyaloğu bir ütopyadır biliyorsunuz. Ve orada ne vardır? Olması gerekenin ortaya konması vardır. Olması, böyle olmalıdır. Bir devlet böyle olmalıdır anlamında bir ütopya var orada. Ama modern ütopya şöyle yapıyor. Thomas More'un kitapları muhtemelen herkesin evinde vardır. Kimse okumuyor ama o güzel kitabı alıp koyuyor herkes kütüphanesine. O Thomas More'un ütopya kitabının özelliği şu. Olan ve olması gereken. Bakın Platon'da sadece olması gereken vardı. Thomas More'un olanı koyuyor. Olanın yanına olması gereken. Böyleyiz, böyle olalım. Marx arkadaşlar o ünlü ütopik sosyalizm, bilimsel sosyalizm tartışmalarında yaptığı şu. Tamam, olan burada, olması gereken burada. Peki biz buradan buraya nasıl gideceğiz? Marx diyor ki, sorun şurada. Biz olması gerekenle olanı birbirinden ayrıştırdık. Platon'da sadece olması gereken var. Nereden geleceğiz biz oraya? Bilmiyoruz.
Şimdi Morus'ta ikisi birden var. Gelin diyor, biz olması gerekeni olanın içerisine olanın eleştirisi olarak yerleştirelim. Olanın eleştirisini yapmak demek, yani gerçekliğin eleştirisini yapmak demek, gerçekliği ileri doğru hareket ettirmek demek. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Eleştiri kavramı burada nasıl bir işleme sahip? Dolayısıyla Marx aslında ütopya kavramını ortadan kaldırmıyor. Aslında Marx tam da böyle duranı bununla birleştirmekle, olması gerekeni olanın içerisine yerleştirmekle ütopyanın mümkün olduğunu kanıtlamış oluyor. Yani insanın dünyada tüm zorluklara rağmen, tüm sorunlara rağmen pekala insan onuruna yakışır bir yaşam sürebileceğinin mümkün olduğunu şu hareketle göstermiş oluyor arkadaşlar. Ve bunu tabii ki neyle gösteriyor yine? Eleştiri kavramı sayesinde, o 1845'te geliştirmiş olduğu eleştiri kavramı sayesinde gösterebiliyor. Eleştirinin adı artık içkin eleştiri ve ütopyanın da adı artık içkin ütopya. Neden içkin? Gerçekliğin bizzat kendisinin içindedir olması gereken. Olması gerekeni gökte aramaya gerek yok. Öbür dünyada da aramaya gerek yok. Bizzat en barbar kapitalizmin içine bakın. Onun içerisinde olması gereken de aynı zamanda var arkadaşlar. Marx'ın tüm eserinin aslında amacı bu.